Şimdi her şeyden önce böyle bir kararın verilmesi bütün Aleviler için, bu ülkede yaşayan bütün insanlar için bir kazanımdır. Çünkü ibadethane olarak cemevleri kabul edilmiştir. Bu çok önemlidir. Ama bu işin bir şeyi var, daha öncesi var. Bu öncesinde basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi 2015 yılında icra geldi buraya. İcra sonucu itiraz ettik, icrayı durdurduk. Sonrasında BEDAŞ işte elektrikleri kesmek istedi. Biz karşı dava açtık. Karşı dava açtığımızda mahkeme bir ara karar vererek şunu yaptı, bizim elimizi güçlendirdi. Mahkeme açtığımız diğer dava sonuçlanıncaya kadar BEDAŞ hiçbir işlem yapamayacak. Tedbir kararı BEDAŞ bizim yönümüzden. Dolayısıyla elektrikleri kesemeyecek. Bizden fatura gönderecek ama bir talepte bulunamayacak. Bu bizim elimizi güçlendirdi. Sonra bu ara kararından sonra kaymakamlıktan ve müftülükten biz ödemelerin devletçe yapılması yönünde talepte bulunduk. Bulunduğumuz talebi kaymakamlık ve müftülük cemevleri ibadethane olmadığı gerekçesiyle reddetti. Reddedince biz dava açtık idareye karşı. Cemevleri ibadethanedir diye. Bu dava sonucunda, dava bir yıl kadar sürdü. 2016 yılında sanıyorum Nisan ayı dava lehimize sonuçlandı. Yerel mahkeme 6. İdare Mahkemesi bir karar verdi. Kararda cemevlerinin ibadethane olduğunu hükmetti. Bu da yine çok önemli bir karar, emsal bir karar. Bütün Aleviler ve yani bütün inanç merkezleri için bir emsal karar. İdare buna da itiraz etti. Cemevleri ibadethane değildir. İşte dolayısıyla da biz şeyleri ödemeleri yapamayız diye itiraz etti. Danıştay'a götürdü davayı. Danıştay'da bugünkü açıklamada da zaten bir söylendi. Bizim lehimize sonuçlandı ve Danıştay 13. Dairesi lehimize karar verip cemevlerinin, yani sadece bizim cemevimiz değil, cemevlerinin ibadethane olduğuna dair bunu onadı. Şimdi bundan sonra şu var, cemevleri bu karara sıkıca sahip çıkmaları lazım. İdare ve hükümet edenler de bu kararı tanıması lazım. Biz bu arada BEDAŞ'la bayağı bir sıkıntılar yaşadık, ben onu da paylaşayım. BEDAŞ sık sık bize elektrik kesmeye geldi. En az işte o günden bugüne, 2015'ten bu yana 70-75 tane mesaj yoluyla bizi taciz etti. Yani keseceğiz elektriklerinizi, icra getireceğiz, ödemezseniz şöyle olacak, böyle olacak şeklinde. Ve her gün telefonla aradılar, elektrik borcunuzu ödeyin. Her seferinde de biz bunlara yargı kararını, bir işlem yapamayacaklarını söylediğimiz halde, kararı da verdiğimiz halde tanımadılar ve bizi taciz ettiler. Biraz önce de faturayı gösterdim. Şu an toplanmış 161 bin küsür lira borç gözüküyor. Bunu yaparken de bizim elektriklerimizi kaçak durumuna soktular. Tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Feshedince, sözleşme olmayınca kaçak elektrik kullanımına sokup onu da cezalı olarak faturalara yansıttılar. Yani her yönüyle hem bizi tanımadılar hem de yaptıkları her işte hile yoluna başvurdular. Yani bu da gerçekten çok ne diyeyim, utanç verici bir şey. Ülkenin, evet, yani gerçekten utanılacak bir şey. Bu emsal bir karardır. Her şeyden önce cemevlerinin artık şu fatura, elektrik faturası ödeme işini ödüyorsa eğer durdurması lazım. Ödemiyorsa da dava açarak cemevlerin ibadethane olduğu yönünde emsal kararı gösterip dava açarak haklarını araması lazım. Yani var olan hakkını koruması lazım. Aslında aranacak bir hak yok. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Eşit yurttaşlık çerçevesinde vergimizi ödüyoruz. Bütün vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getiriyoruz. Ama inanç konusunda ya da diğer haklardan yararlanma konusunda biz inkar ediliyoruz. Ayrımcılığa uğruyoruz. Bu da çok kötü bir durum. Öyle diyeyim, sadece cami, cemevi ya da herhangi bir inanç merkezi değil. Bir inanç merkezinin böyle bir hak için dava açması gerekiyorsa o ülke çok kötü bir durumdadır yani. Bu kötü bir durum. Bütün inanç merkezleri için, yani cami de olsa, sinagog da olsa, başka bir yerde olsa, bu çok kötü bir durum. Dolayısıyla burada haksızlığa uğrayan biziz.
Bu kötülüğü en çok yaşayan toplumun bir kesimiz bu ülkede. Birlikten kuvvet doğar. Bu karar emsaldir. Her şeye rağmen yani bu karara sahip çıkmak lazım. Ayrıca bunu korumak, güçlendirmek için bütün cemevlerinin bir araya gelerek yeni yöntemler geliştirmesi lazım. Yeni mücadele şekilleri geliştirmesi lazım. Ve bunu ileriye taşımak lazım. Yani şu an bizim elimiz bir kere daha güçlenmiş durumda.